Hop. Bola, bugünkü dersimiz hasharotlar sınıfı. Hasharotlar sınıfı. Biz hasharotlar sınıfını o'tishdan avval bo'g'ma yog'liklarga kirganimizda aytib o'tib ketilgan belgilarda xususiyatlar haqida gaplashib olamiz. Xo'p, qarang. Darsni boshida aytganman, bobni boshida. Bo'g'ma yog'liklarning 3ta sinfi bor. Qisqichi baqasimonlar, ha, o'rgimchak simonlar va mana bugun hasharotlar sinfiga keldik. Hasharotlar sinfi. Hasharotlar sinfini o'tishdan avval endi uchalasi uchun ham xos bo'lgan xususiyatlar haqida gaplashamiz. Barcha bo'g'ma yog'liklar uchun xos bo'lgan xususiyatlar. U birinchisi xitin qoplag'ich bilan qoplanganligi va oyoqlarining bo'g'imlarga bo'linganligi bilan uchalasi bir-biriga o'xshaydi. Endi qisqichbaqasimonlarda birinchi o'tdiga ularda faqat o'ziga xos belgi bu belgi bilan o'rgimchak simonlar va hasharotlardan farq qiluvchi belgilarni ham sanaganmiz. Bu jabra bilan nafas olishi. Undan so'ng ha, o'rgimchakni jigar yo'q, yo'q. Jabr ikki juft mo'ylovlarining rivojlanganligi, qisqichlari bo'lishi demaymiz chunki chayonda bor-ku. Murakkab ko'rinadigan ikki juft mo'ylovlarning bo'lishligi va nafas olishning jabradan iborat ekanligi bilan u o'rgimchak simonlar va hasharotlardan farq qiladi. Endi o'rgimchak simonlarda bu ikki sinfdan farq qiluvchi belgilari qaysilar? Bularni hamma vakillarda ko'zlarning oddiy bo'lishligi, mo'ylovlarning bo'lmasligi va o'pka hamda traxeya bilan nafas olishligi bilan farq qiladi. Xususan o'pka bilan nafas olishi faqat o'rgimchak simonlarda uchraydi, xolos. Tushunarliga, mana bugun hasharotlar sinfini o'rgataman. Hasharotlarning boshqa qisqichbaqa hamda o'rgimchak simonlardan farqli belgilari bular: oyoqlari 3 juft bo'lishi. Qarang, o'rgimchak simonlar bilan qisqichbaqa simonlarning yurish oyoqlari 3 juftdan 4 juftdan to'g'ri 4 juftdan. Bularniki nech juft bo'lar ekan? 3 juft bo'lar ekan. Va ana shu joyda bilan farq qiladi va yana bitta farq qiladigan belgisi bularda har doim bir juft mo'ylov bo'ladi va nafas olish a'zosi hamisha traxeyalar orqali nafas olinadi. Bundan tashqari faqatgina hasharotlar sinfida uchraydi ayrish a'zo malpigi naychalari deyiladi. Hali malpigi naychalari haqida ichki a'zolarni o'rgatganimizda o'rgatib ketaman. Lekin ungacha hozirgi shu uchala belgi yetadi. Malpigi naychalari, ya'ni ayrish sistemasi bilan oyoqlarining uch juftligi va mo'ylovlarining bir juftligi bilan hasharotlar sinfi yer yuzida 2 milliondan ortiq hayvon bo'lsa, hasharotlar 1.4 millionni tashkil etadi. Ya'ni 4 dan 3 qismiga teng bo'ladi. Salkam 4 dan 3 qismiga teng. Bu hasharotlar sinfini naqadar tashqi muhitga moslashuvchanligi va xilma-xil yashash muhitiga ega ekanligi uchun shunaqa xilma-xil va ko'p bo'ladi ularning turlar soni. Ularni havoda ham uchratasiz, boshqa organizmlarning tanasida ham uchratasiz, yer ostida ham, yer ustida ham, suvda ham, barcha joylarda uchrash mumkin. Tushunarliki? Hasharotlar sinfini 40 ga yaqin turkumi bor. Barchasini yuraklari naysimon, uzunchoq bo'ladi yurak. Tushunarliki? Va hammasini 3 juft yurish oyoqlari bo'ladi. Kelinglar biz hasharotlar sinfini yashil bronza qo'ng'izi misolida o'rganamiz. Yashil bronza qo'ng'izini biz xalqona nomlaganda uni tilla qo'ng'iz deb nomlaymiz. Tilla qo'ng'izni ko'rganimizda hali bolalarimiz yoshligida oyog'iga ip baylab olib ushlab yurishadi va uchirishib turib nima qilib bunaqa qilishadi. Ana shu tilla qo'ng'izni biz nima deb nomlaymiz? Yashil bronza qo'ng'izi Yevropa va Osiyo qit'alarining deyarli barcha qismida uchraydigan, kattaligi 1-2 santimetr keladigan qo'ng'iz hayvon, hasharot. Tushunarliki? Xo'p, endi tuzilishi bilan boshlaymiz. Odatga ko'ra boshidan boshlaymiz. Boshida ikki xil a'zo farq qilinadi. Sezgi a'zosi, og'iz a'zosi. Sezgi a'zolariga kiradi, bir juft mo'ylovlari kiradi. Mo'ylov nechta ekan? Bir juft.
Kızık zamanı moylovlarının üçü de yelpi hiç kalmış olası ben. Gördünüz mü? Moylovlarının asası vazifesi kidi biliş. Mengen? Kidi biliş. Kidi biliş. Yerde başının iki yanında mürekkep gözleri var. Mürekkep gözler arkalı görüş, kendi görüş? Mazayip görüş var ekeller. Sezgi azası ikisini yazdım. Şimdi üçüncüsünü sikin yaz bir hemen. Ha o karın. Şimdi yine bak ağız azası geldik. Ağız azı üç cüft. Üç cüft ağız azası var. Şundan bir cüftü lablar, iki cüftü cahlar. Bana bu kısmı da, bana mesela ağzını çizelim yalnızı. Plastikçe şekildeki yukarıki labı, ondan iki paske labı cahilir. Şimdi mi? Ne cüft oldu? Yeni karakterin yeti var vereyim. Bana bu cahide de yukarıki cah. Ne cüft? Bir cüft. Paske cah. Gördünüz mü? Yukarıki cahide. Ne cüft de kim? Paske cahide. Bir cüft. Ana. Yaxshilab tushunib olinglar shu joyni. Endi bizni jag'imiz qanaqasiga qimillaydi? Mana qasiga qimillaydi. Tepadan pastga, tepadan pastga bo'ladi. Bularda jag'i mana bu tomonga bo'ladi. Ya'ni ikki tomondan bo'ladi. Shuning uchun ikki tomondan kelyapti yuqoriga jag'i, ikki tomondan kelyapti pastga jag'i. Ya'ni ovqatni bizga teskariroq changlaydi ular. Yon boshmachasiga changlaydi degani. Yaxshi. Endi qarang, mana shu joyda aytib ketyapti. Pastki jag'ida bir juft, pastki labida bir juft. Pastki lab, pastki jag' ikkita bo'lganligi uchun bittadan deb qo'yasiz. Pastki lab bitta bo'lgani uchun bitta labni o'zida ikkita qilasiz. Bularni nomini paypaslagich deydi. Nima der ekan? Paypaslagich. Paypaslagich qayerda bo'ladi degan savol tug'ilsa, pastki labida va pastki jag'ida bir juftdan deymiz. Va bularning asosiy vazifasi tuyg'u va tan bilish. Necha xil vazifa bajarar ekan? Nechta paypaslagich? Bir juft, ikki juft, to'rtta. Qayerda joylashgan ekan? Pastki jag' va pastki lab. Pastki jag' va pastki labda bir juftdan. Tushunarlimi? Yaxshi. Ana endi bosh bo'limi haqida gaplashib bo'ldik. Endigi navbat ko'krak bo'limiga o'tsak bo'larmikin? Yo'q, ko'krak bo'limiga o'tishdan avval biz bosh bo'limi haqida biroz to'xtalib o'tamiz ekan. Qarang. Moylovlarda hid bilish dedik-a? Hid bilish har xil hasharotlarda har xil rivojlangan bo'ladi. Ya'ni masalan, imnoy erkak hasharotda kuchliroq rivojlangan bo'ladi moylovlar. Demak, erkak hasharotning hid bilish qobiliyati ham urg'otsiga nisbatan kuchliroq bo'ladi. Tushunarli bo'ldim. Mazayi ko'rish haqida tasavvurga egasizlar-a? Ya'ni har bitta ko'zi ma'lum bir tasvirni ma'lum bir qisminigina ko'radi. Mingta ko'zi birgalikda bitta tasvirni hosil qiladi, yaxlit tasvirni hosil qiladi. Endi og'iz a'zoga yaxshiroq to'xtalmasak bo'lmaydi ekan. Mana bunday jag'larga ega bo'lgan hasharotlarning og'iz apparati kemiruvchi tipda tuzilgan deyiladi. Yeydida bular yeyuvchilar. Tushunarlimi? Bu kimlar kemiruvchi bo'ladi desa, mana o'simlikni qattiq qismi bilan bargidir, gulidir, mevasidir, nozasidir qismi bilan oziqlanadigan yoki yirtqichlik bilan oziqlanadigan hasharotlarning og'iz apparati kemiruvchi tipda tuzilgan bo'ladi. Tushunarlimi? Qattiq narsalar yesin. Boshqa hayvon yeydimi u? Ha? Masalan, hasharotlar boshqa hasharotlar bilan oziqlanadi. Ba'zilari. Mana shularni og'iz apparati yirtqich masalan, ninachi chivinlar bilan, pashshalar bilan oziqlanadi. Ninachi bor-ku, so'zlanamiz. Ha, buni og'iz apparati qanaqa deydi ekan? Kemiruvchi. Endi, ana yashil rozaxon bo'lsa, o'simliklarda yetilmagan mevalari bilan oziqlanadi, gullar bilan oziqlanadi. Demak, uni ham og'iz apparati qanaqa bo'lar ekan? Endi agar asalari deydigan bo'lsangiz, asalarini pastki jag'i bilan pastki labi tuzilishini o'zgartirib, qartumga aylanib ketgan. Endi qarang.
Yukarıki cahı ne vazife bacarır? Kemir uçu. Paski cahı? Paskiler sor uçu. Demek bunu ağız aparatını koşup aydır. Kemir uçu? Sor uçu. Şimdi izin mi? Kepalelerini hammaz koşanıp bitti hartun bu konya. Yani onu iki kanaka bu konya mı fakat? Sor uçu bu konya. Yani kan bilen azıklan ucularda ki kenan iki yokuşa çıkardır. Yukarıki cahının vazifesi keşiş. Paski cağının vazifesi? Paski cağı bile paski labını mı gelengen? Hardım ki. Soruş. Yani sancı sorucu deyimiz. Şunan değil oldu. Ana yendi kökürek bölümü. Aşaratlarının kökürek alakıda, başı alakıda, karnı alakıda. Hayze örgünce çıman yoksa? Falengek yoksa? Yaşaydı. Bana kökürek kısmı. Kökürek kısmı üçte boğumlu vurar. Neyse boğumlu vurarken? Her bir kökürek boğumlu da bir cüftten ayak var. Ana gördünüz mü? Ne için? Ne kadar ayakı üçteli yine, cüftlü yine. Gördünüz mü? Kökürek bölümü ne işteyken? Üçte. Üçte. Ayakları ne işte? Her cüftte cüftte. Bir cüftte. Ana aşağıda bakıyoruz, rasa çıralı çıkar. Karın bölümü. Haşaratı yok şey yaptı mı? Yok şey yaptı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Şimdi değil mi? Karın bölümü ne işleyken? Sekizde boğumdan ibaret. Baş, ip, kök yüreği ve karın da cami ne işte boğum böldü? 10 bitte, çünkü 3 tane içine koşarız, 8 de koşarız, 10 bitte boğum bulur. Bu alt kütamandan görünüşü. Şimdi üst kütamandan karışır, hususen yaşlı bronza bulunduğunda. İkinci kökürek bölümü var ki, ikinci ve üçüncü kökürek bölümü de bir cüftten kanadı buladı. Kanadı ne işteyken? Bir cüftte. Ne işte? Bir cüftte, iki de. Tört de buladı. İkinci de, iki de. Üçüncüsü de iki de. Cami ne işte? Altki kanatları birilerden var üçüncüsüden çıkan. Şimdi mi? Yukka, nazik, pardaki hoşçak bula. Üst kanatları ezer. Hıtın buna muhabbenleyen bula. Kattık bula da ve kongus tanasını hamaya karış vazifesini bacarar. Şuna değil mi? Üstü kanatları değiller bir ikincisinden çıkkanı. Yeni hakali okşa yapsa? Ha? Koldan yegenci okşa da yapmış da? Ana yeni silahkesi var böyle, murat falan. Bu kökünaki ve karnıda. Ne işte bugün var da umumi? 10 bitti. Hatta kanat, birinci cüft kanat nekinci kökürekten çıktı? İkinciden. Bana bu yedinci gece kararı sekizincisi açık kalardı. Cami ne işte bu oğlum açık kalı yaptı? Bitti. Ne demek ikide? Tepası da demeyiz de, namleyiz. Birinci kökürek bu oğlumu bilen sekizinci karın bölümü açık kalardı. Lekin hattı kanatları koyan kısımlarını, taşkı tasarlarını anlamak beraber hamaya kalan. Şimdi kongızlarda birinci gün kanatları nime vazife bacaradı dese virtüelte okşap köderliş yüzatına mazurka beraber. Yani kongız üçü mahçup olsa, kongız üçü mahçup olsa bana üst kanatları mı diye bölüp köderliler. Köderliler değil mi? Onun üstündeki kanatları kiyin kımırlıydı. Kamerlaşık sahibi ki, hala bir hava fayda buladı mı? Hava yukarıdaki kanatları ki, uğrulaşık sahibi ki, kongus bir de çöyde, kılıp götürdü, biçip götürdü. Şuna bir de. Götürdü. Lekin, yaşlı bronza kongusunun kanatları, hızlı dengeze kanatı, o cahiden kamerlamaydı, maşinde dururlardı. İyi, onda kanak kanatını çıkarıp aladı. Aldın kanatını götürdü yaptı başka kongusları. Kanatını açıp, taygideki kanatı ki üçte, ne makale yaptı? Kaptan şey yaptı, bu yukarıki kanatları, birinci cüft kanatları ne vazife bacarı yaptı?
ko'tarilish yuzasini hosil qilyapti va himoya qilish to'g'ri. Yashil bronza qonguzaniki faqat himoya qilar ekan. Uchishda qatnashmas ekan. Unda, xo'p, uchishda qatnashmay qo'yaversin, lekin ostki qanotlari nima vazifa bajaradi? Uchish. Qana qilib chiqmayapti? Ha, mana endi tushuntiraman. Mana u yon tomoni bor-ku. Ustki qanotlarning yon tomoni nima kemtik bo'ladi? Aynan yashil bronza qonguzini bahorda ushlab, yaxshilab tekshiramiz hali. Tekshirganimizda ko'rsatib qo'yaman mana shu joyni. Dey mana bu yerda kemtik joyi bo'ladi. Tushundingizmi? Qanotini uchdan avval ashiddan chiqaradi. Tushundingizmi? Ustki qanotlari turaveradi. Ostki qanotlarini ana shu kemtikdan sekin chiqarib turib, keyin uchib ketadi. Ashuning uchun yashil bronza qonguzini ushlab olish osonda, boshqa qonguzlarni ushlab olish oson emas, chunki tez uchib ketadi. Tushunarliga? Yaxshi. Ko'krak bo'limi haqida, qorin bo'limi haqida savollar bormi? Xo'p, bo'lmasa oyoqlar haqida gaplashamiz. Ha? Nechta ekan oyog'i? 3 juft ekan. 3 juft oyoqlarning har bir oyog'i 5 ta bo'g'imli bo'ladi. Mana meni qo'lim hozirgi holatimda 3 ta bo'g'imli turibdi. Mana ikkita bo'lgansiz. Mana bu joygacha qilsin va oxiriga qilsin. Deydi-ku? Meniki emas, hasharot qon. Meni oyog'im nechta bo'g'imli? 3 ta bo'g'imli. Ularniki nechta bo'g'imli bo'lar ekan? 5 ta. Qiziq tomonini ayting. 5-inchi bo'g'imi tirnoqsimon bo'ladi. Tovonimizni tutdiysimon bo'ladi. Tushunarlimi? Mana tirnoqsimon bo'ladi, mana shunday harakatlanadi. Qo'ng'izlarning oyoqlari bir xil tutilgan. Oltalasi ham bir xil bo'ladi. Nimaga bir xil tutilgan desa, chunki ular tez yurish kerak-da. Hamma oyog'i bir xil bo'lishi kerak. Tez yuradi, yurish anaqa yurish uchun xizmat qiladi-da. Ashuning uchun qo'ng'izlarning oyog'i qanday bitta tuzilgan desa, yurish uchun tuzilgan va oyoqlari bir xil bo'ladi deymiz. Tushunarlimi? Chigitkani ko'rganmisiz? Chigitkaniki ham bir xil bo'ladimi? Yo'q. Orqa oyoqlari uzun va baquvvat bo'ladi. Bunday oyoq sarg'ega bo'lgan hasharotlar sakrovchi deydi. Sakrash uchun xizmat qiladi. Ashuning uchun orqa oyoqlari kuchli deb o'ylangan. Endi buzoqboshi degan hayvonimiz bor. Bo'zalbosh deydi, ha. Buzoqboshi degan u asosan yer ostida tuproqda yashaganligi sababli uni oyoqlari bir xil tuzilmagan. Sakrovchi ham emas. Uni oyoqlari belkurakka aylangan, lapatkaga aylangan degan. Nima uchun kerak unga? Tuproqda qazish uchun kerak. Qazib-qazib sekin yer ostiga kirib ketadi. Tushunarlimi? Yer ostida yashaydiganlarning oyog'i nimaga aylangan bo'lar ekan? Belkurakka aylangan deyiladi. Tushunarlimi? Endi suv qandalasi bor. Suv qo'ng'izi bor. Suv qo'ng'izini biz bolalarimiz chayka deb qo'yadi. Suv ustida yuradi-yu. 5-6 ta subulla bo'lib, 10-15 ta subulla bo'lib. Bitta tosh otib qo'ysiz, tezlashib ketadi. Bog'i qapay sekin yurib turgan bo'lsa. Tushunarlimi? Suv qo'ng'izi va suv qandalasida oyoqlar suvda suzishga moslashgan. Suvda suzishga moslashgan asbob nomi nima edi? Eshak. Demak, uni oyoqlari nimaga aylangan? Eshakka aylangan ekan. Tushunarlimi? Qo'ng'izlarda bir xil tuzilgan. Chigirtkalarda orqa oyoqlari sakrovchi tipda tuzilgan, ha? Suv qo'ng'izi va suv qandalasida eshakka. Buzoq boshida belkurakka aylangan. Tushunarli bo'ldimi? Yashaylar, bugungi darsimizning asosiy mag'zi xuddi shundan iborat edi. Endi darsni yaxshilab o'qib kelsanglar, mana shu mavzuga oid bo'lgan test ishlaymiz yoki savol-javob qilamiz. Tushunarlimi? Xo'p, kanspektlarni boshlaymiz endi.